Dünyadaki bu süper güçler olsun diğer şeylerle ee, boy ölçülüm ölçülüm ölçülen bir ölçüş ölçülemeyen ölçü, evet kelime ölçülemeyen ölçülemeyeceğine böyle bir şey var kendilerine güvenleri yok yani ee, siyasi i̇hale, bir ihale, siyasi kaldı hikayeleri hikayeleri, hikayeleri ha, yani size hikaye tabi tabi, parlun, tabi hikayeleri olmadığı için hayalleri de yok. Dolayısıyla en güzel edelim. yapılan en güzel şeyi bile Tabii. görmüyorlarsa zaten hiç Resul yok. Beysin, hayal görseler bile oldu ya, bakınız görseler bile ona bir kurt bulacaklar. İşte havaalanıydı, köprüydü falan. Şimdi bakınız. Türkiye son 10 yılda sadece 2009-2020 arasında 234 milyar dolarlık yatırım yapmış. 234 milyar dolarlık not alır mısınız? Bu nereye, bakınız nereye? bunu ister küçük Kobi'den başlayın büyük fabrikalar varıncaya kadar arkadaşlarımız Türkiye'nin ne ihraç ettiğini ne ürettiğini görmedikleri zaman onu yok zannediyorlar. Her zaman söylüyoruz. Bakınız 36 milyar dolardan ihracat bugün 204 milyar dolara çıkmış. Bunu yıl sonu itibariyle 210 olarak tahmin e, ediyorum. dolar mu? 9 liraya çıkınca doğal olarak Şu ihracatı 9.20. İhracatı söylüyorum. Şimdi ne ihraç ediyorsunuz? Ya üretmeyen insan e, yahut da ülke e, üretmeyen şirket bir şey satabilir mi? Satamaz. Türkiye üretiyor. Hem öyle üretiyor ki. Ya şu anda bugün yine mesela e, Fas ile Moritanya mıdır ne? Türkiye'den siyah almak için kuyruğa girmişler. Ya şu anda dünya ya. bakınız dünya ile bazı konularda yarışıyor Türkiye. Türkiye yatırım yapmamış ya sadece söylediğim gibi 10 yıl içerisinde 234 milyar yatırım yapmış ve bu yatırım üretime dönüşmüş. Hem istihdama bakını son 10 yılda aynı zamanda 10 milyon insana da iş bulmuşuz. Yani kuyrukları geri getirdiniz Şimdi, yani. Şimdi hayır 10 milyon <laughs> insana da iş bulmuşuz. %9.6 idi 2002'de. Arada arada ineliyor gözümden kaçmıyor. <laughs> Şimdi Bulut yani ki. bir yatırım var ve ülke üretiyor. Üstelik de pandemiye rağmen üretiyor ve ihracatında... O zaman paylaşamıyor mu? Yani sorun orada mı? Ya ya, ya, ya gelirin tamamı anında vatandaşa yansımıyor olabilir. Ama bu devletin çöktüğü anlamına gelmez. Yok Türkiye canım, bakın yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki de son 70 yılın en güçlü zamanını yaşıyor. Şu anda dünyada Türkiye parmakla gösterilen ülke. Ne ile? Bir ekonomisiyle evet paranın değeri düştüğü için sıramız 16'dan 17'den 20'ye 21'e düşebilir. Ama Türkiye ekonomisiyle güçlü bir ülke, sanayisiyle güçlü bir ülke. Savunma sanayisiyle güçlü bir ülke. Hadi ordusunu söyle, söyle, söyleme, söylemeyeyim. Üretimiyle güçlü bir yani. Tarım da vesaire de. Şimdi arkadaşlara rakamı verince yok TÜİK'in şu buyun diye itiraz ediyor. Ama kendilerinin işine gelen rakamları TÜİK'ten alıp bak TÜİK ya bile sayı böyle, böyle. Alıp, TÜİK bile böyle söylüyor. Var. Bizim önümüzde de var. Şimdi, şimdi geri gelince söyleriz. Büyük projelerde ben biraz önce bu yollar tartışılırken ben de hangi yolun kar ettiği Karantinin üzerine geçtiğine dair rakamlar vardı. Onu yanıma almamışım. Bir saattir onu arıyorum. Bulamadım. Ama mesela şimdi farz edelim ki garantiyi aşamıyor. Birçoğu da aşıyor garantiyi şu anda da. Aşamayanları ne?